Konusan Servis'ten merhaba arkadaşlar, ben Yunus. Bu videomda sizlere HP Laserjet M102A Mono yazıcı sökmüştük. Diğer videomda göstermiştim. Onda kanalıma abone olup izleyebilirsiniz. Bu videomda ise nasıl geri toplayacağımızı göstermeye çalışacağım. Daha dikkatli, titiz bir şekilde nasıl toplatırsınız bunu bahsedeyim. Öncelikle tabi bunu çekebileceğim, daha ekranı yakına getirmem gerekiyor. O yüzden de videomu durduruyorum ve yakın çekimde sizlere nasıl toplanacağınızı göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar ilk önce fırın bölümünü sökmüştük. Onu hemen toplayalım. Bu bölümü arkadaşlar bu şekilde sökülüyor, biliyorsunuz zaten gösterdiğim videomda. Şimdi geri taktım. Hemen biraz daha yakın. Arkadaşlar öncelikle bu bölümdeki dişleri, tırnakları yerine takmamız gerekiyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Ondan sonra da bu tırnağını şu alt bölüme geçecek şekilde koyduktan sonra zaten görüyorsunuz oldu. Ben bunu hemen karga burnuyla yayını taktıralım. Arkadaşlar o düşüyor. Düştüğü için de ben hiç takmayacağım. Sadece yayını geldirip yerine taktırayım. Ama mesela bunu kaldırıp onu takacağım nasıl olsa. Şu şekilde arkadaşlar elinizi tutarak şöyle koyalım. Bu bölüm bu şekilde duracak şekilde arkadaşlar. Altı bastırarak şunu biraz kaldırtırıp şöyle bir geçme yeri var arkadaşlar, oraya geçiriyorsunuz. Bunu da göstereyim hatta şöyle. Şu şekilde buraya takıyorsunuz. Taktıktan sonra zaten şöylece taktıktan sonra da üzerine demir geliyor. Şöyle koyalım. Bunu da buraya koyuyoruz. Daha sonra da yay bölümünü görüyorsunuz arkadaşlar burada. Yayını çektirip takacağız. Gördüğünüz bölüme taktım arkadaşlar. Yine düştü o siyah aparat. Bunu takabilmeniz için yine dediğim gibi yöntemi yapacaksınız. Şöyle kaldırıp yerini taktıktan sonra böyle indirebilirsiniz. İlginiz olsun. Daha sonra siyah bir aparat daha sökmüştük arkadaşlar. O da burada. Bu şekilde kaldırın yine bunları. Size engel olmasın diye. Daha sonra alt taraf geçmeleri var. Şöyle. Şuna dikkat edin özellikle. Köşedeki gördüğünüz yerlere oturacak arkadaşlar. Ondan sonra da vidalar zaten aynı yerlerine gelmiş olacak. Hemen vidalarını sıkalım. Bunun vidalar biraz şapkalı arkadaşlar. Zaten farklı olduğunu görürsünüz. Diğer vidalar aynı değil. Bu tarafta takalım. Evet, fırın bölümünü böylece geri toplamış olduk. Şimdi yerine takmaya sıra geldi arkadaşlar. Yine yazımızı kenara çek, biraz da size doğru çekin. Şunları indirin arkadaşlar. Bunları indirmeseniz zor olacaktır. Bir de dikkat edin indirirken çıkmasın. Yerinden çıkarsa eğer sıkıntı. Gördüğünüz gibi bunları taktık. Şu kablo arkadaşlar buradan geliyor. Şöyle üstte. Daha sonra şuradan alt tırnağa. Buradan buraya. Şunun altından geçiriyorsunuz. Şöyle. Şimdi de böyle. Geçtikten sonra şuradaki soketi takıyoruz. Ters takamazsınız zaten. Girmez. İlginiz olsun. Evet, oraları taktı arkadaşlar. Bu kablo böyle kalıyor. Şimdi hemen yerine takalım. Arkadaşlar önce bu tarafı oturtturun. Burada da dengelemeleri var. Daha sonra burada da hafif kastırırsanız şahsöyen doğru. Bakın burada oturacaktır yerine. Daha sonra arka tırnak yerleri var burada. Bunlar yerine oturduğundan vidalar yerine gelmiş olur. Eğer oturamazsanız çok sorun yaşarsanız emin olun. Şu anda oturdu arkadaşlar. Ben vidalarını toplayacağım. Arkada da var. Daha sonra bu kabloyu sökmüştük, buradan geçirmişlerdi. Bunu da böyle takıyoruz arkadaşlar. Yani o kadar dikkatli yaparsanız arkadaşlar böyle çok sökülmüş gibi olduğu da anlaşılmaz, hatta bilginiz olsun. Yani titizlik önemli bu işte. Ayrıca yani bir şey yaparken kendinizinmiş gibi müdahale edin ya da kendiniz ürününüz olduğunu düşünerek müdahale edin, müşterinin değil de. Öyle daha da içiniz rahat olacaktır bir iş yaptığınızda, en azından dersiniz ki kendi cihazım yapıyormuş gibi yapmıştım diye. Özen göstermek en güzeli, çünkü bunu da alan adam para vermiş sonuçta. Yine bu şekilde tırnaklar var arkadaşlar, 2 tane. Bunlar hemen burada geçmeleri var, onlara denk getirerek getirdikten sonra arkadaşlar bu bölümdeki şeyi yerine taktırıyorsunuz şu şekilde. Taktıktan sonra da zaten şurada bir tane daha kalıyor, onu da böyle geri çektirerek tırnağına geçirtiyorsunuz. Bu işlem de bitmiş oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık çıkmıyor. Isıtıcı kablosunu dikkatlice bozmadan eski yerlerinden geçiriyoruz ve bu şekilde duruyor. Bu da post kablosu arkadaşlar. Bunu da buradan şöyle taktırıyorsunuz. Zaten yerleri belli. Bunu da çıkarmıştık arkadaşlar, şahsı alması için, statik önlemek için. Yine altta dik çevireyim görün diye. Şurada arkadaşlar şu şekilde duruyor. Olmadan takamayacağız, anlaşıldı. Evet, bu şekilde taktık. Dikkat edin buraya temas etmesin. Temas ederse sıkıntı yaşarsınız. Daha sonra alt bölümden geçirin arkadaşlar. Böylece ve bir karga burnu yardımıyla da yerine takabilirsiniz. Şu şekilde. Yani bu yayın altına gelmesi gerekiyor. Yoksa işe yaramaz. Sıkıntı yaşarsınız. Bunu da buradan çıkarmıştık. Buraya takalım. Anakart bölümü arkadaşlar. Söktüğümüz yer. Burasını takalım. 2 tane vida burada. 2 tane de buradan sökmüştük. Önce burasını takalım. Görün sizde. Zaten arkada geçmeler var. Bir tane aşağıda. Bir tane de onun altında var. Biraz görünmüyor böyle kamerada ama kusura bakmayın, tek kişi olduğum için yıkamıyorum da. Hemen burasını da böyle yerine geçirerek takın, vidasını takın. Bir de arka tarafında var arkadaşlar bu bölümde. Bunu da taktık. Şimdi şuradan bir papart daha çıkarmıştım. Onu da yine bu şekilde tutarak, zaten geçmeleri ve aşağıda bastırdığınızda oturmuş olacaktır. Bilginiz olsun. Hemen ekran kablosunu takalım, tuş kablosunu. Daha sonra anakartın arka bölümünde arkadaşlar gözükmüyor, kusura bakmayın. Şuradan şu şekilde takarsınız. Buradan da besleme devresinden gelen voltaj kablosunu takalım. Bunları takarken dikkat edin, özellikle katlanırsa eğer sorun yaşatacaktır, bilginiz olsun. Koyduğunuzda oturacaktır. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Bu zaten zor bir şey değil. Diğer tarafında da vida var arkadaşlar. Bu köşesindeki vidayı da takalım. Bunu taktıktan sonra geriye arka demiri kalıyor. Arka demirini de bu şekilde koyduk mu? Zaten geçmeleri var arkadaşlar. Önce alttaki tırnaklara uyması lazım, bilginiz olsun. Uyduktan sonra taktınız zaten. Gördüğünüz gibi direkt oturur. Önemli olan 6 önce taktırmanız. Daha sonra bunda yine vidası vardı bir tane, onu da takalım. O da bu köşede alttaydı. Sonra arkadaşlar kapak geliyor. Üst panjur kapağı. Yine bunda burada bir taraflı geçmesi var arkadaşlar. Takıp renk getirdikten sonra sağa doğru sürmeniz yeterli. Evet, gördüm, sağa doğru sürdüm ben. Sonra arkadaşlar arkadan sökülmeli bunlar, bilginiz olsun. Önce önü takıyorsunuz bu şekilde. Daha sonra bu tarafın önünü takıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde oturmuş oluyor. Ve arkada vidası var. Onu da takalım hemen. Arkadaki vidalarını da taktıktan sonra artık burada işimiz kalmamış oluyor. Hemen çeviriyoruz. Çevirdikten sonra burada gördüğünüz karmışlık arkadaşlar. Yine tekrar göstereyim. Bunu da buraya takıyorsunuz. Daha sonra burada aşağıda bir tane daha var. Onu da çıkaralım. Hemen şurada arkadaşlar. Şunu da zaten geçmeli. Hemen yerine getirip buraya taktık. Bu tarafta tamam. Daha sonra buradakini takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Peşinden ise yine aşağıya kaçan şurada bir tane daha var. Onu da takalım. Şöyle de çekiyoruz. Toner çıkarma düğmesi. Bunda beyaz bir aparat vardı. Şöyle bir aparat. Onu da takalım. Ona dikkat edin yalnız. Çünkü tırnaklara kırılırsa eğer bunu bulamazsınız. Vida takarsanız da kötü durur. Evet, bunu da taktık arkadaşlar. Yarısımız hazır. Elektriğe takıp test edebiliriz. Bir ön kapağı kaldı. Ön kapağı da yine bu şekilde hafif kastırarak yazıcının önünü boşa getirin arkadaşlar. Önü boşa getirmezseniz takamazsınız. Ben şimdi biraz getireceğim. Siz de görün. Şu şekilde boşa getirdikten sonra şöylece önce bir tarafa, sonra ikinci tarafa. Olay bu kadar arkadaşlar. Yazıcıyı böylece söktüğümüz yazıcıyı topladık. Sökme videosu ayrıydı, toplama videosu ayrı oldu. Diğer testlerini nasıl kurulacağını ve nasıl söküleceğini diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Bu videomuzda sadece yazıcıyı, sökmüş olduğumuz yazıcıyı nasıl toplarız onu göstermeye çalıştım. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Sağda ve solda videolarım var, izleyebilirsiniz. Ortadaki logodan da kanalıma abone olup bunun gibi videolu çözümler, sökmeler, tamirler gibi arızaları kanalımdan izleyebilirsiniz. Ya da ilk videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun.